Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Bu ders videomuzda cezanın belirlenmesinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar iyi bir haberim var. Instagram'dan da duyurmuştum zaten. Bugün ceza hukuku genel hükümlerinin tamamını videolarını çekmiş olacağız. Bu videoda cezanın belirlenmesinden, bir sonraki videoda cezanın ertelenmesinden, bir sonraki videoda güvenlik tedbirleri ve en son videoda ise dava ve cezanın düşürülmesi konularını anlattıktan sonra ceza hukuku genel hükümleri tamamlanmış olacak. Şimdi arkadaşlar eğer ki iş yoğunluğundan dolayı veya işte çocuğum var hocam videolarınız çok iyi notlar not çıkartamıyorum. Not çıkarmak benim vaktimi alıyor diye düşünen arkadaşlar varsa bunlar... Instagram üzerinden bize ulaşsınlar arkadaşlar. Yetkili arkadaşlarımız size bu ceza hukukunun, gerek anayasa hukukunun, gerekse de vatandaşlık videolarının ders notlarını size gönderecekler kargo ile. Tamam mı? Bu bilgiyi verelim. Daha sonra ise eğer ki bakın arkadaşlar, illa bu notları almak zorunda değilsiniz. Eğer ki siz vaktiniz var, kendi notunuzu kendiniz çıkartabiliyorsanız zaten bunu yapın yapamayan arkadaşlara görev yoğunluğundan dolayı iş yoğunluğu, çocuk, aile derken bu yoğunluktan dolayı yapamayan arkadaşlara bu şekilde bir çözüm yolu bulup umarım katkılı olur. Şimdi arkadaşlar, cezanın belirlenmesi. Soyut cezayı Yasa koyucu belirler, somut cezayı yargıç belirler. Önemli bir husustur. Bakın, soyut ceza nedir? Kasten adam öldürmenin cezası müebbet hapis cezasıdır. İşte bunu kim kim belirliyor? Yasa koyucu. Yani yasayı yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa koyucu belirliyor. Fakat somut ceza ise olay, somut ceza ise yargıç veriliyor. Örneğin hırsızlık yapana işte 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl, 8 yıl veya diyelim kasten adam öldürmeye 25 yıl. Yani somut bir miktar varsa bunu yargıç yani mahkeme hakim belirliyor. Soyut bir ceza ise yasa koyucu belirliyor. Devam ediyorum. Ceza türünün belirlenmesi. Şimdi ceza verilecek, nihai bir ceza alacak bir kişi ama bu öyle sana hadi 3 yıl verdim, sana 5 yıl verdim, sana 7 yıl verdim gibi bir durum Söz konusu değil. Bunların hepsi arkadaşlar önemli sırayla takip edilen hususlardır. Bakın ne demek istiyorum. Ceza türünün belirlenmesi. Yani bir kişiye ben e, hapis cezasını vereceğim yoksa adli para cezasını vereceğim. Eğer ki kanunda Kanunda arkadaşlar birebir adli para cezası ve hapis cezası verilir diyorsa ne ne olacak arkadaşlar burada? Hem adli para cezası verilecek hem de hapis cezası verilecek. Eğer ki kanun hem adli para cezası veya veya hapis cezası verilir deniyorsa işte burada hakim ya adli para cezası verecektir ya da hapis cezası verecektir. Yadalar neyi gösteriyor? Hakimin yargıcın takdir yetkisinin olduğunu gösterir. Anlaşıldı mı? Örnek veriyorum. Taksirle adam yaralamada 3 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası veya adli para cezası söz konusu bir cezaya hükmedebilir hakim. Peki adli para cezası mı, hapis cezası mı söz konusu yetki, takdir yetkisi kimde? Yargıçta, mahkemededir diyorum. Tamam ama ve lakin tek ceza türü varsa seçme yetkisi yoktur. Örnek veriyorum adam öldürme adam öldürme suçunda alacağı ceza işte müebbet hapis cezası veya 25 yıl hapis cezası. Bir sadece hapis cezası varsa burada seçimlik bir yetki yoktur. Tamam ceza zaten kan o cezayı belirlemiştir. Bakın arkadaşlar önemli bir değişikliktir 2006 yılında yapılan ee, değişiklik şu. Şimdi arkadaşlar önce bir okuyalım sonra ben bunu biraz irdeleyeceğim. 2006 yılında 5560 sayılı yasayla madde sayıları önemli değil. Sayılı yasayla yapılan değişikliğe göre adli para cezasının seçimlik olarak öngörüldüğünde yani adli para cezasıyla hapis cezası arasında kalmış hakim adli para cezasını seçmiş. Tamam seçim belirlendi. Neymiş seçimin neticesi? Adli para cezası vermek öngördüğü suçlarda bu cezaya ilişkin gün biriminin alt sınırı o suça o suç için öngörülen hapis cezasının alt sınırından az üst sınırı hapis cezasının üst sınırından fazla olamaz. Ne demek istiyoruz? Örnek veriyorum. Hakim taksirli yaralama suçundan dolayı bir kişiye 3 ayla 1 yıl arasında bir hapis cezası veya adli para cezası arasında kalıyor. Kendi hapis cezası değil de adli para cezası vermeye hükmediyor. Tamam mı? İşte bu durumda adli para cezasının alt sınırı ve üst sınırı 5 günle 730 gün arasında mı olacak bir önceki videoyu izlediniz değil mi? Bakın adli para cezasının alt sınırı ile üst sınırı 5 günle 730 gün arasında mı olacak yoksa alacağı hapis cezasının alt sınırıyla üst sınır arasında mı olacak? İşte bu bir muallaktı. Bu bir tartışma konusuydu. Bunu arkadaşlar 2006 yılında yapılan değişiklikle beraber artık son bulmuştur. Eğer ki seçimlik yani hapis cezası, adli para cezası gibi seçimlik bir durum söz konusu ise hakim bu seçime yetkisini adli para cezasından yana kullanırsa belirleyeceği miktar adli para cezasının alt sınırı hapis cezasının alt sınırından az olamaz. Adli para cezasının üst sınırı alacağı normalde ver, verseydi hapis cezasının üst sınırından fazla olamaz. Anlaşıldı mı? Demek ki seçimlik durumlarda alt sınır ve üst sınır o hapis cezasının alt sınır ve üst sınırına bakılarak belirleniyor. Tamam mı? Devam ediyorum. İşte bu alt sınır üst sınır tartışması da bu değişiklikle beraber ortadan kalkmış diyorum. Anlaşıldı galiba geçtik. Şimdi ceza miktarının belirlenmesi. Bakın arkadaşlar Türk Ceza Kanunu birçok suç için sabit bir ceza belirlememiştir. Mesela demiştir ki X suçu için 2 yılla 5 yıl. Y suçu için 3 yılla 5 yıl. Z suçu için 15 yılla müebbet hapis cezası arasında gibi gibi arkadaşlar ne olmuş suçlar için hep bir aralık bırakmıştır. İşte bu aralığı bırakmasının birçok e, ceza maddesinde hep böyle bir aralık vardır. İşte bu aralığı ben gördüğümde ne diyeceğim? Hakimin alt sınırı ile üst sınır arasında ne vardır? Bir takdir yetkisi vardır diyeceğim. Tamam mı? İşte hakim bu takdir yetkisini kullanırken bakıyor diyor ki yani bakın alt sınırla üst sınır arasında bir tak e, bir limit var. İşte o limitte cezayı belirlerken bakıyor. Diyor ki suçun işleniş biçimi kullanılan araç zaman ve yer bunun, ya, bunun yanında işte arkadaşlar fa, e, failin güttüğü amaç ve sahip, failin kas ve taksile dayalı, dayalı kusurun ağırlığı gibi gibi arkadaşlar işte zarar, tehliken ağırlığı, suçun konusunun önemi ve değeri gibi arkadaşlar sebeplere bakarak bu alt sınırla üst sınır arasında bir cezayı artık belirleyecek hakim. Tamam mı? İşte bunlar soru olarak gelir mi? Arkadaşlar bence gelmez. Tamam mı? Fakat gelirse biz yine sağlam duralım. Neden diyorum? O kadar şeyden bahsettik ki, yani ceza hukukunu ilk maddesinden aldık. İlk videolarından aldık. Bu videoya kadar ve galiba arkadaşlar 31 veya 32 videoda dersleri tamamlamış olacağız. Genel hükümler için konuşuyorum. O kadar şey kattık ki, ceza hukuku genel hükümlerine yönelik o kadar şey öğrendik ki, ben zannetmiyorum ki buradan soru gelsin. Tamam ama şu sorulursa bence güzel olur. Kaliteli bir soru da bence olur. Ne diyor? Süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı belirlenen sonuç ceza 30 yıldan fazla olamaz. Var mı burada anlaşılmayan bir durum? 30 yılı bilmeniz gerekmektedir. Yani bir süreli hapis cezasından dolayı alınacak ceza miktarı 30 yıldan fazla olamıyormuş. Sonuç. Bak. Temel ceza belirlenir. Sonra Suçun temel biçimine göre ağırlaştırıcı sebep, hafifletici sebep varsa önce ağırlaştırıcı sebepten dolayı ceza miktarı arttırılır. Tamam? Ceza miktarı arttırıldı. Sonra ceza miktarında yani kişinin hafifletici sebebi varsa. Örnek veriyorum. Haksız tahrikten indirim yapacak. Yaş küçüklüğünden, zincirleme suç, iştirak gibi gibi sebeplerden dolayı bakacak ya da bir indirim sebebi var. Bundan dolayı bir indirim sebebi bak. Cezayı açmıştı. Artık indirim sebebi uygulayacak. Şunu bilmeniz gerekiyor. Temel ceza belirlendikten sonra hafifletici ve ağırlaştırıcı sebepler varsa önce ağırlaştırıcı, sonra hafifletici sebepler uygulanıyor. Tamam? ağırlaştırıcı sebeplerle ceza arttırılıyor, hafifletici sebeplerle ceza indiriliyor. Ve bu belirlenen cezanın üzerinden teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, cezada indirim yapılmasını gerektiren kişisel nedenler ve en sonda ise arkadaşlar takdiri indirim nedenlerine bakılarak sonuç ceza belirleniyor. Tamam? Bakın, hocam buradan ne bilmem gerekiyor? Şunu bil. Önce ağırlaştırıcı sonra azaltıcı. Şu sırayı bilsen ne ala bilmezsen ise arkadaşlar unutma ki son olarak hakimin sonuç cezayı belirlerken son yaptığı şey ne? Takdiri indirim nedenleri. Tamam mı? Son yaptığı hareket takdiri indirim nedenlerine bakarak indirim yapıyor. Tamam Şimdi hepiniz şimdi diyorsunuzdur. Ya hocam iyi hoş söylüyorsun da bu takdiri indirim nedenlerine. <laughs> belli hakim belli sınırlar çerçevesinde mi takdiri indirim sebeplerini kullanıyor? Bakın arkadaşlar şuraya dikkat edin. Türk Ceza Kanunu madde 62 ikinci fıkrası diyor ki takdiri indirim nedenleri maddeye dikkat et. Failin geçmişi. Geçmişte çok temiz adammış. Herhangi bir suça karışmamış. Gerçekten kurallara uyan, vatanını, milleti seven bir insan. Sosyal ilişkileri. Etrafı ile ilişkisi çok iyi. Dostlarıyla arası çok iyi. Eylemden sonraki ve yargılama sürecindeki hareketleri. Bir kaza yapmış. O kazada adamı ezmiş. Fakat olay yerinden kaçmamış. Ambulansı aramış. Polise haber vermiş. Gibi. Yargılama sürecindeki e, fay, yargılama sürecindeki sanın oturması, kalkması, mahkeme heyetine saygısı, giyim tarzı. Cezanın failin geleceğe üzerindeki olası etkileri. Adam eğitim, tıp eğitimi alıyor, hukuk eğitimi alıyor, mühendislik eğitimi alıyor, master yapıyor ve dünya e, bir ülkemize katkıda bulunacak. Ülkenin değerini arttıracak hizmetlerde bulunuyor gibi. İşte bu sebeplerle ne diyor? Cezanın failin geleceği üzerinde olası etkileri gibi, bak gibi demiş, hususlar göz önünde bulundurulabilir takdiri indirim nedenlerinde. Bakın bulundurulur demiyor. Bulundurulabilir. Tamam. Yani hakim bu sebeplerden ve bunun dışındaki sebepler kendi takdirine göre 1, 1 bölü altı kadar takdiri indirim sebebi uygulayabilir. Şunu bilmeniz lazım. Bakın. Takdiri indirim sebepleri kanunda sayılmış mı? Bazıları sayılmış. Gibi denilerek takdiri indirim nedenlerini kanun sınırlamamış ucunu açık bırakmış. Tamam. Ne diyorum? Takdir indirim sebepleri sınırlı sayıda olmadığının göstergesidir gibi ifadesi. İşte hakim hakim burada takdiri indirim sebeplerinde hakimin durumu, yargıcın durumu ne? Serbest. O zaman şunu şu cümleyi dememiz lazım. Türk Ceza Kanunu'nda serbest takdir sistemi vardır. Değerlendirme sistemi vardır diyoruz. Tamam mı? Şurayı okuduk. Şimdi arkadaşlar Peki takdiri indirim neticesinde ne olacak? 1. Hemen söyleyelim. Kişiye aldığı ceza üzerinden 1 bölü 6 indirim yapılacak. 2. Eğer kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecekse bu ceza müebbet hapis cezasına düşürülecek. Eğer ki kişiye müebbet hapis cezası verilecekse bu ceza 25 yıl hapis cezasına çevrilecek. Tamam. Bak takdiri indirim sebepleri önemli ha genel cezadan netice en son neticede ne oluyor hocam? 1 bölü 6 oranında bir indirim söz konusu oluyor. Çok ciddi bir rakam arkadaşlar. Yani içeride yatan bir kişi için bir, gün, bir günün bile birçok önemi var. 18 yıl hapis aldı. 1 bölü 6. 3 yıl indirim var. Tamam. O yüzden takım elbisesini giyer. Kendini temiz bir insan olarak gösterir. Vesaire vesaire. Şimdi iştirak biçiminde not görünüyor mu? İştirak biçiminde işlenen suçlarda bazı sanıklar için takdiri indirim sebepleri uygulanabilirken bazıları için takdiri indirim sebepleri uygulanmayabilir. Yani iştirak halinde yapmış, bunları anlattım, neler olduğuna değinmeyeceğim. Birden kişi, birden fazla kişi iştirak halinde bir suç işlemiş. Bazısı için takdiri indirim sebebi kullanabilir, bazısı için kullanmaz. Bu kimin elinde? Hakimin elinde. Geçtim. Şimdi arkadaşlar, mahsup. Şuraya bir parantez açmak istiyorum. Dikkatini buraya ver. Şimdi arkadaşlar bir de koşullu sarı verilme ile bu karıştırılıyor. Koşullu sarı verilme takdir indirim sebepleri farklıdır. Koşullu sarı verilme kişi hapiste yattığı yani infaz süresi dikkate alınarak kişi bir ceza alır. Ceza alır. Cezanın 2 bölü 3'ünü yatar. Tamam. 1 bölü 3'ünü koşullu sarı verilir. Eğer bakın süreli hapis cezası ise 2 bölü yapıyor yatıyor. Ağırlaştırılmış müebbetse aldığı ceza 30 yılını yatıyor. Müebbet hapis cezası ise 24 yılda infaz edildikten sonra koşulu sarı veriliyor. Tamam. Buraya bir parantez açalım. Aman aman bunları da bilmekte fayda var. Şimdi en sonunda toparlayacağım hızlıca ve konuyu bitireceğim. Mahsup. Arkadaşlar ceza hukukunun ikinci veya üçüncü videolarda mahsuptan bahsettim. Önemli çıkmış sorusu da zaten bunun var. Biz de arkadaşlar hazırladığımız sorularda bunları yapıyoruz. Dikkat et. Kişi özgürlüğünün sınırlanması sonucunda doğuran durumlar sebebiyle geçirilmiş sürenin hükmü olan cezadan indirilmesidir. Şimdi bir kişiyi gözaltına alıyorsun, gözlem altına alıyorsun, tutuklu, yakalan, yakalama sürecinde geçirdiği hapis cezası vesaire vesaire. İşte bu sebeplerden dolayı bir kişiye yargılamanın neticesi sonucunda bir hapis cezasına hükmedilirse işte bu yattığı cezalar bu gözaltında geçirdiği süre, gözlem altında geçirdiği süre, tutukluluk süresi, yakalamada, yakalama, yakalandıktan sonra mahkeme huzuruna, hakim huzuruna çıkartılıncaya kadar geçirdiği süreler aldığı cezadan düşürülüyor. Tamam? Bakın şuraya dikkat et. Sonuç ceza belirlendikten sonra mahsup edilir. Eğer aldığı ceza hem para cezası, hem hapis cezası ise öncelik hapis cezasından düşürmektir. Tamam mı? Ama aldığı ceza adli para cezası olursa bir gün yani tutuklukta geçirdiği bir güne karşılık 100 TL'ye denk gelecek bir para miktarı aldığı adli para cezasından düşürülecektir. Burada anlaşılmayan bir durum yok herhalde. Diyelim ki 10.000 TL adli para cezası aldı. Ee, 10.000 TL aldı. Tamam mı arkadaşlar? Kişi 100 günde tutuklu kalmış. 100 çarpı 3 10.000. Adli para cezası silindi. Tamam. Anlaşıldı herhalde mantık. Adli para cezası veya işte tutukluluk süresi 10 gündü. E, 10 bin lira adli para cezası aldı. Söz gelimi. E, 10 çarpı 100 1000 TL adli para cezasına düşürülecek. Tamam. O zaman da adli para cezası ödenmemiş olacak. Yani kendisi ödememiş olacak. Tamam. Adli para cezasını aldı. Ki sadece kendi cebinden çıkmadı. Yattığı süreye say sayıldı. Bunların da buradan bahsetmiş olduk. Adli para cezası veya hapis e, hapis alması durumunda bir fark yoktur. Eğer yargılama neticesinde para cezasına hükmedilirse mahsup edecek süreler bir güne 100 TL denk gelecek şekilde paradan düşürülür diyorum. Evet arkadaşlar toparlamak gerekirse hemen bir sonraki videoya geçeceğim. Mahsup arkadaşlar mahsup edilecek ne hangi sürelermiş? Gözaltı, gözlem altı, tutuklama, yakalama 4 tane. Bizim girdiğimiz sınavlarda kaç seçenek var? 5. Beş. Beşinciye koy attığı kontrolü. Aha size cevap olsun. Tamam. Geçtim. Dikkat edelim. Takdiri indirim sebepleri kanunda sayılmış. Fakat kanun sınırını çizmemiştir. Kim belirliyor bunu? Yargıç. Hakim. Mahkeme. Tamam mı? Peki ne kadar indirim yapılacak? 1 bölü 6. Koşulu sarı verilmeden ne kadar içeride yatıyor süreli hapis cezasının? 2 bölü 3. Tamam mı? Ağırlaştırılmış, ağırlaştırılmış cezada 30. Müebbette 24. Tamam mı? Ee, eğer ki takdir indirim sebebinde kişiye ağırlaştırılmış müebbet verilecekse, müebbet, müebbet verilecekse 25 yıl hapis cezası verilir. Tamam Geçtim. Temel ceza belirlendi. Sonra ağırlaştırıcı sebepten ceza arttırıldı. Hafifletici sebepten dolayı ceza azaltıldı. En son, sonuç cezayı belirlemeden sonraki en son yaptığı hareket takdir indirim hareketi. Cezanın, cezanın miktarının belirlenmesi. Burada önemli olan husus şu. Süreli hapis cezasından dolayı bir kişiye maksimum bir suçtan dolayı maksimum 30 yıldan fazla 30 yıl hapis cezası verilecektir. 30 yıldan fazlası verilemez. Geçtim. Arkadaşlar unutmayın. Adli para cezası hükmedilen bir kişinin alt sınırı ve üst sınırı, adli para cezasının alt sınırı ve üst sınırı alacağı hapis cezasının alt sınırından az, üst sınırından fazla olamaz. Cezanın belirlenmesinde de arkadaşlar hakim ne yapıyordu? Önce hapis cezası mı yoksa adli para cezası mı verecek veya ifadesi varsa bunlardan birini tercih ediyordu. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hemen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bir kahve alın. Ufak da bir ara olmuş olur sizin için. Hemen neyle, neyle devam ediyoruz arkadaşlar? Erteleme ile devam ediyoruz. Çok güzel notlar çıkardım size arkadaşlar inşallah diyorum erteleme ile ilgili bir soru gelir de bizi izleyenler yapar tamam hadi görüşmek üzere